Cümleten selamın mümkün Hepinize hayırlı günler diliyorum. Geçtiğimiz hafta bir konumuz vardı. Altıncı sözü, altıncı sözdeki ticaret meselesini yani kutsi ticaret meselesini bir ayetten iktifas ederek okumuştuk. Üstad Hazretleri bir ayeti bize tefsir etmişti. Ayet Estaizübillah. İnne Allahe eştara minine enfisihum ve en, ve emva ve ve en, ve lehum bi enne lehum il cenne. Allah sizin e, malınızı ve canınızı cennet karşılığında satın almak ister. E, bundan haberiniz olsun. Böyle bir kutsi ticaret var. Bu ticaretten sakın geri kalmayın tarzında. Bu ayet bizi uyarıyor. Ayet bizi ticarete davet ediyor. Ticaret, ulvi bir ticaret. E, bunu yapmamız gerekiyor. Bu ticaretle ilgili Bediüzzaman Hazretleri bir temsil yoluyla bize bunu anlatmıştı. Bizim bu satışta beş tane karımız, beş kat karımız olduğunu ifade etmişti. Eğer satış yapmamamız halinde de beş kat hasarete, hüsrana uğrayacağımızı yine bize hatırlatmıştı. Bu beş kat kardan iki tanesini geçtiğimiz hafta ifade ettik. Birinci kar bu satışta fani mal beka bulur. Çok önemli bir kardır bu. Elimizdeki her şey bizim için fanidir. Her imkan, her para, her şey, her varlık, her değer bizim için fanidir. E, dolayısıyla sattığımız anda o bekaya geçiyor. Satmadığımız anda bizim e, bütün dünyaya da sahip olsak o fanidir, gelir ve geçer. Onun hiçbir değeri, hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Bu satış bu açıdan önemli. E, bizi bekaya davet ediyor ve bizim bütün her şeyimizi bekaya mal ediyor. Muhteşem bir kar. İkinci kar, her azamızın, her hassemizin, her duygumuzun kıymeti birden bine çıkar, bin kat değerlenir, bir kat kıymetlenir. Hani raic bedelli bir şey var. Bazen bazı kıymetli mallar var, kendi değeri vardır ama işte orada bir yol geçer, oradan başka türlü bir işlem olur ve o bizim e, malımızın değeri birden birden değeri yükselir, birden bin kat değerlenebilir işte 10 bin lirayken birden milyonlara, trilyonlara satma durumu olabilir. Buna benzetebiliriz belki kısmen. Biz malımızı ahirete mal ettiğimiz zaman, Allah'a sattığımız zaman bize her türlü duygumuz, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, her şeyimiz kıymetlenir. Değeri birden bine çıkar. Bin kat değerli bir hale gelir. O zaman baktığımız her şey bizim için... Bin kat değerli bir sevap bize üretir. İşittiğimiz her şey, tuttuğumuz her şey, gördüğümüz her şey, dünyadaki sahip olduğumuz olmadığımız her şey bizim için değer üretir, bizim için sevap üretir. Ahiret için muhteşem bir kardır bu. Bu kârı da biz e, her şeyimizi Allah'a satmak suretiyle elde edebiliyoruz. Bu kar içerisinde Bediüzzaman Hazretleri örneklere geçmişti. Mesela akıl bir e, alettir e, demişti. Akıl bir alettir demişti e, ve e, eğer akıl aletini Allah'a sattığımız takdirde akıl bütün kainatı bir arı gibi e, Maliki hakikisinin bizim için takdim ettiği muhteşem bir diyar, bir, e, bizim için fevkalade bir tılsımlı anahtar hükmünde kainatın her kapısını açar, kapalı kapısını açar demiştik. Akıl böyle bir değere sahip olur. Hatta şöyle bir misal de vermiştik. Ee, hani araçların şimdi otomatik anahtarları var, uzaktan da araçların kapısını açabiliyor. Şimdi yeni çıkanlarda, yeni model, yeni kuşak araçlarda diyelim, anahtar üzerimizde olması halinde araç bizi tanıyor. Ee, bu daha tılsımlı bir anahtar. Eski anahtarlar, gidiyorsun aracın yanına, e, anahtarınla aracın kapısını açıyorsun, aracı çalıştırıyorsun, tek tek anahtarla aracı çalıştırıyorsun. O da bir anahtardır ama... Aracın yanına gitmen lazım, aracın kontağına anahtarı sürmen lazım, çalıştırman lazım. E şimdiki yeni kuşak anahtarlar uzaktan e, senin üzerinde anahtarı gördüğü anda araç kapılarını sana açıyor. Bu tabii kuşak kuşak. Bir örnek belki anahtardan anahtara fark var. Akıl bize öyle muhteşem bir anahtar olur ki eğer biz aklımızı Allah'a satsak, Allah için kullansak bütün kainatın kapalı kapılarını açar. Kainatta kapalı kapı kalmaz. Kainat bize kendisini açar. Buyur ey akıl sahibi, ey iman sahibi diye bize kendisini açar demiştik. Göz meselesi var. Göz bir hassedir. Göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Göz de başka bir duygumuzdur. Bizim görmemizi sağlar. Bu alemi, bu memleketi, bu kainatı o pencereyle ruhumuz seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp, belki nefis hesabına, nefis hesabına çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyir ile şehvet ve hevesi nefsaniye bir kavat derecesinde bir hizmetkar olur. Şu gözün düştüğü duruma e, durumu düşünebiliyor musunuz? İki durum var. Ya gözümüzü Allah'a satacağız, ya gözümüzü nefsimiz kullanacak. İki şey var. Aklımızda da aynı şey vardı değil mi? Aklımız ya biz Allah'a satıyoruz ya da aklımızı nefsimiz kullanacak. Aklımızı nefsimiz kullandığı takdirde bu bir vahamet idi. Aynı şey gözümüzde de var. Gözümüzü nefsimiz kullanması halinde büyük bir vahamet, büyük bir hasar, hüsramdır. Ama gözümüzü Allah'a sattığımız takdirde e, fevkalade gözümüzün değeri birden bine çıkıyor. Şimdi gözümüzü nefis hesabına çalıştırdığımız zaman demek ki devamsız, geçici, bazı Güzellikleri, manzaraları gözümüz seyreder ve bunu kimin için seyreder? Şehvete ve insanın ne hevesatına bunları kazandırır. O gördüğü her şeyi hevesatından mal eder. Dolayısıyla bir kavat gibi gözümüz bizim e, süfli duygularımıza hizmet eder bir konuma inmiş olur. Bu bir tehlikedir. Eğer gözü gözün sani basirene satsan, gözü kim yarattı? Onun sani basiri kim? Yani onu görerek yaratan kim? Gözü yaratan, gözü görerek yaratmış ve bütün gözün gördüğü her şeyi görerek gözümüzü yaratmış ve bize vermiş. Sani basiri olan Cenab-ı Allah. Eğer biz gözü onun için kullansak ki zaten yaratan o, zaten veren o, zaten bütün kainat önümüze seren o. Dolayısıyla biz gözü onun için kullandığımız takdirde ve onun hesabına ve izni dairesinde gözümüzü çalıştırsan o zaman şu göz şu kitab-ı kebir kainatın bir mütalacısı, bu büyük kainat kitabının bir okuyucusu ve şu alemdeki mucizat sanat Rabbaniye'nin Allah'ın sanat mucizelerinin bir seyircisi ve e, şu küre arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Şu gözün yükseldiği muhteşem zirveye bakar mısınız? Kainat kitabını okuyor, Kainat kitabındaki her sırrı çözüyor. Kainat kitabındaki Allah'ın sanat mucizelerini tek tek e, takdir ediyor, seyrediyor, müşahede ediyor. Ve e, küre arz bahçesindeki yeryüzü bir bahçe gibi tanzim edilmiş, donatılmış. Bu bahçedeki rahmet çiçeklerini Allah'ın rahmet eserlerini tek tek okuyor. Bir mübarek arı gibi neler konmuşsa bu rahmet çiçeklerinde neler varsa göz bütün bu çiçekleri okuyor ve Allah namına bunları kaybediyor, bunları ruhumuza kazandırıyor. Muhteşem bir zirve. Bu zirveye gözümüze çıkaran tek unsur var. Gözümüze imanla dünyaya bakmamızı sağlamak, imanla kainata, varlıklara, aleme gözümüzün bakışını sağlamaktır. Bu bize ait bir mesele. Peki, başka örnek var mı? Dediği zaman bir de dilden örnek veriliyor. Dilimiz de bir bizim duygumuzdur. Ağzımızın içerisinde böyle bir et parçası, her türlü konuşmamız dilden çıkıyor. Her türlü lezzetimiz, tadımız dilden çıkıyor. Yiyeceğimiz, içeceklerimiz dil marifetiyle oluyor. Dil nedir ve dil bize ne kazandırıyor? Diyor ki Bediüzzaman, mesela dildeki kuvve-i zayikayı, yani tat alma duygusunu fatır hakimi, fatıra hakimine satmazsan, çünkü dilin Fatır-ı hakimi Cenab-ı Allah'tır. Eğer ona satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına, dili çalıştırsan o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Dilin bir tek işi sanki mideye çalışmak, mide için e, dil hareket etmek, mideye ne lazımsa onu ağzına verdiğinde eviriyor, çeviriyor, onu, onu bizim çiğnememizi sağlıyor, onu bizim midemize gönderiyor. Dil bize bunu sağlıyor. Sanki mide kapısının bir tavlacısı kadar bir derekeye Dil iniyor. Peki dili Rezak-ı Kerim'e satsan, Rezak-ı Kerim isim değişti bakınız. Üstad Hazretleri e, burada ismi değiştirdi. Rızıkları yaratan kerem sahibi kimdir? Bütün dünyayı rızıklarla dolduran kerem sahibi kimdir? Her mevsimde kışın ayrı, baharda ayrı, yazın ayrı, sonbaharda ayrı, ayrı ayrı mevsimlerde yeryüzünü bir bir lezzet bahçesi yapan, tanzim eden kimdir? İşte o yeryüzünün vezaği kerimi olan Cenab-ı Allah'tır. O zaman dilimiz bütün bu lezzetleri tadıyorsa, bütün bu lezzetleri alıyor, haberdar ediyor ve bizim bu lezzetleri tatmamızı sağlıyorsa biz dilimizi e, yeryüzünün ve dilimizin rezakı kerimine satmamız gerekiyor. Zaten ne lezzet yaratabiliyoruz, ne rızık yaratabiliyoruz, ne de dilimizi Allah'ın izni olmadan kullanabiliyoruz. E o zaman Allah'a satmak ne kadar rahat bir şey, ne kadar huzur verici bir hadisedir. Dilimizi biz kendi hesabımıza kullandığımızda ne kadar bu aşağılık bir durumdur. Çünkü dilimiz fanidir gider ama Allah'a sattığımız anda dilimiz bin kat daha değerini yükseltmiş olur. İşte Rezak-ı Kerim'e satsan dilini o zaman dildeki kuvve-i dildeki tat alma duygusu rahmeti ilahi hazinelerinin bir nazır mahiri, Allah'ın rahmet hazinelerinin maharetli bir bakanı, nazır Makam yükseldi, bir bakan seviyesine yükseldi. Hem bakan hem mahir bir bakan. Yani her tatlı şeyin kıymetini bilir, değerini bilir, tadını bilir, lezzetini bilir, şükrü bilir. Şükrü de kendisi yapıyor. Yani o tatlı şeyin şükrünü dil yapıyor, elhamdülillah diyor. Allahu ekber diyor, Allah'ım ne, gü ne güzel yaratırsın diyor. Hem o lezzeti kendisi tadıyor. Yani Allah'ın yarattığı karpuzdaki, kavuğundaki, dişlerdeki kirazdaki, erikteki, elmadaki, üzümdeki lezzeti hem dil tadıyor, algılıyor, bunu beyne derhal gönderiyor, lezzeti bir şeydir diyor. Hem kendisi Allah'a şükrediyor, hem onu evirip çevirip midemize gönderiyor, yememizi sağlıyor. Bir tek evet et parçası ama fevkalade maharetli bir iş sahibidir. Demek ki dil bu şekilde Allah'ın rahmet hazinelerinin hem mahir bir bakanı derecesine yükseliyor, hem kudreti samedaniye matbaalarının bir müfettişi şakiri rütbesine çıkar. Allah'ın e, kudret mutfağını ki bütün yeryüzü Allah'ın kudret mutfağı hükmündedir. Bizim için yaratıyor bağlarda, bahçelerde. Bütün bu kudret mutfağının bir şükreden müfettişi, şükreden müfettiş, şu dereceye, şu makamı bir bakar mısınız? Şükrediyor ama müfettiş, ama denetliyor. Allah ne yaratmışsa denetliyor adeta tabir caizse. Allah'ın yarattığı şeyleri denetliyor, hmm, Allah'ın güzel yaratmışsın, öbürüne bakıyor, Allah'ın güzel yaratmışsın. Her baktığı şeye, dil bakmak suretiyle, lezzetini almak suretiyle, Allah muhteşem yaratmışsın, bununla daha muhteşem bir şey olamaz tarzında Allah'ın güzel yarattığını hem ifade ediyor, hem Allah'a şükrediyor, hem o, o bütün lezzetleri bizim algılamamızı, bizim lezzetlerle e, yiyeceklerimizi sağlamamızı bize onu sağlıyor. Dil yüksek bir makama yükselmiş oluyor. İşte böyle bütün duygularımızı biz Allah'a tek tek sattığımız zaman tevkalade makamları yükseliyor. İşte ey akıl dikkat et. Meş'un bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Akıl kendisini ya meş'un bir alet derecesine indirecek yani uğursuz bir alet olacak ya da kainatın anahtarı olacak. Bak diye her kapı kendisine açılacak. Ey göz güzel bak. Adi bir kavap nerede? Kütüphane-i İlahi'nin bir nazırı nerede? Allah'ın e, kütüphanesi olan bütün bu kainatın fenci bir nazırı yani fen sahibi, bilgi sahibi, alim, il ilim sahibi bir nazırı, bir bakanı nerede? İşte ey dil, iyi tat, bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i rahmet nazırı Allah'ın has Hazinesinin bakanı, rahmet hazinesinin bakanı, müfettişi e, nerede? İşte dilde bu kadar Allah namına baktığı zaman hem Allah'ın rahmet hazinelerinin e, fevkalade muhteşem bir şekilde bizim için hazırlanmış olduğunu dil e, ifade ediyor. Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları, ve azaları kıyas etsen anlarsın ki. Bizim sadece üç aletimiz yok yani aklımız var. Gözümüz var ve dilimiz var. Üç tane örnek bize şu anda geçti. Ama bizim daha sayısız e, duygularımız var. Elimiz var, ayağımız var, hislerimiz var, sevgimiz var, e, öfkemiz var. Bütün bu duygularımızın tamamını kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Bütün bu duyguların tamamını Allah namına kullansan, bütün bu duyguların hepsi fevkalade yükseklenir, değeri birden bine çıkar, yüksek bir kıymet alır ve bu yüksek kıymetle mümin cennete layık bir derece yükselmiş olur. Peki başka türlü biz bu duyguları Allah namına satmayıp nefis hesabına bunları kullanmaya kalktığımızda Allah muhafaza cehennemi muvafık bir mahiyete kendimizi sürüklemiş oluruz. Öyleyse biz e, duygularımızı Allah namına sattığım Allah namına bütün varlığımızı sattığımızda bütün malımız varlığımız birden bine çıkan bir kıymeti bize kazandırıyor. Bu büyük bir kardır. Bir başka kar e, cennet gibi bir fiyatı bize kazandırıyor. Allah namına biz sattığımızda cennet gibi ebedi, muhteşem, içinde her şeyin bulunduğu, her arzuna cevap veren, her ihtiyacımıza e, cevap veren her şeyin içinde bulunduğu bir cenneti Rabbim bizim önümüze seriyor. Bunu bize kazandırıyor. Çünkü Rabbim bizim bütün varlığımızı yaratan o, bedenimizi yaratan o, varlığımızı, malımızı, mülkümüzü yaratan o. Biz bütün bunları Allah'a sattığımızda o zaman Rabbim bize cenneti veriyor, cenneti bağışlıyor. Zaten ayette bize e, cenneti müjdeliyor. E, o zaman daha ne diye düşünüyoruz ki? Düşünecek bir durum yok zaten. Yani satmadığımızda bizim bütün bu mallar zaten ölümle, ölümden önce hastalıklarla, musibetlerle zaten elimizden kayıp gidiyor. Ölümle tamamen bütün bütün elimizden çıkıyor. Ve bunun hesabı da var Rabbim bize. E nerede kullandın elini, ayağını, gözünü, kulağını diye sormayacak mıdır? E soracaktır çünkü zaten yaratan o, zaten veren o. Dolayısıyla satmaktan başka kolay bir şey yoktu saygı değerli değiller. Evet yine onların her biri e, sattığımız takdirde e, öyle bir kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla Halık'ın emanetini ona, onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. E, kafir hıyanet edip, bakın hıyanet edip önemli bir sıfat bu, bu sıfatı sakın almayalım, Hıyanet ediyor çünkü e, Allah'ın mülkünü kendisi kullanıyor, Allah'ın yarattığı bedeni kullanıyor. Allah'ın verdiği rızıkları kullanıyor ve sonra dönüp Allah demiyor. Allah'a şükretmiyor. Bunların Allah'tan olduğunu bilmiyor ve tanımıyor ve görmüyor ve Allah'a takdir etmiyor. Bu bir hainliktir bir, bir tarafta. Dolayısıyla kafir hıyanet edip nefsi emare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü kar, bir karımız daha var. Bütün bunları Allah, namı, Allah namına sattığımızda bir dördüncü karımız şudur saygıda izleyiciler. İnsan zayıftır. Belaları çok fakirdir, ihtiyacı pek ziyade. Acizdir. Hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse, bu zafiyetle, bu acziyetle, bu fakirlikle, bu, bu yoksullukla insan nereye gider? Eğer Allah'ın kudretine, Allah'ın rahmetine dayanmazsa, Allah'a dayanmazsa, kainat ötesinde, kainatın haliki olan Rabbime, Rabbine dayanmazsa insan ve itimat etmezse, itimat edip ona teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Yazık değil mi şu vicdana? Allah'a dayandığı zaman vicdan o oh, rahat ettim diyor. Allah'a dayanmadığı zaman bu acziyeti, bu farklıyeti, bu yoksulluğu, bu ihtiyaç içinde oluşu vicdan taşıyamıyor. Büyük bir kudrete, bir ilahi kudrete dayanması gerekir. Vicdan bunu ister. Dolayısıyla vicdan yoksa büyük bir azap içinde kalır ve bizi de azap içinde bırakır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar ya sarhoş veya canavar eder. Şu vicdan azabından bizi kurtarmak için de, kurtulmamız için de biz bütün malımızı, mülkümüzü, canımızı, her şeyimizi Allah'a satmamız gerekiyor. Vicdan ancak bundan rahat buluyor, bundan huzur buluyor. Beşinci bir karımız daha var. E, bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı, ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. Muhteşem bir kar bu da. Beş tane muhteşem karın beşincisine gelmiş olduk. Demek ki biz bütün o azet ve azar ve aletlerin ibadeti var. Gözümüzün ibadeti var. Gözümüzün her zerresinin, her hücresinin ibadeti var. Kulağımızın, dilimizin, elimizin, ayağımızın, bedenimizin, varlığımızın, malımızın, mülkümüzün, her zerresinin, her tanesinin, her hücresinin, her atomunun, her atomunun, her esir maddesinin ibadetleri var, zikirleri var, fikirleri var, tesbihatı var, tehlilatı var. Bütün bunlardan yüksek bir sevap elde ediliyor. Bütün bu sevaplar kimin hanesine gidiyor? Eğer biz Rabbimize satmışsak bizim hanemize geliyor o sevapların tamamı. Dolayısıyla biz o yüksek sevabı zaten kazanmaya güç yetiremeyiz. Ama biz gözümüzü Allah namına kullandığımızda gözümüzün bütün zerreleri ve hücrelerinin yaptığı tesbihatlar, hücreler, tesbihatlar, zikirler, Allah'ı anmaları, e, ibadetleri, bütün bunlar bizim hesabımıza kayda geçiyor. Yüksek ücretleri bizim hesabımıza geçiyor. Dolayısıyla en muhtaç olduğun bir zamanda sen onu cennet yemişleri suretinde onları elde edeceksin muhteşem bir değerdir bu. Çünkü en muhtaç olduğun bir zamanda sen onları nerede bulacaksın? Onlar elinden alınmış, göz alınmış, kulak alınmış, ayak alınmış, beden alınmış. Varlıklar senden alınmış. Sende bir şey kalmamış. Ölümle sen Allah'a teslim olmuşsun. Her şeye muhtaç hale gelmişsin. Dünyadaki bütün varlıklar, bütün her şeyin var idi. Bütün onlar elinden alınmış. Sen bu en muhtaç olduğun zamanda bütün bunları nerede bulacaksın? Ama şimdi bunları Allah'a sattığın takdirde en muhtaç olduğun bir, bir zamanda cennet yemişleri suretinde sen onlara sahip olacaksın. Yani gözünün her bir hücresi mukabilinde Cenab-ı Allah sana cennete belki bir bahçe verecek, belki bir saray verecek, belki köşkler verecek, cennetin nimetlerinden, lezzetlerinden verecek. Dolayısıyla bunun hiçbir şekilde biz e, ölçmeye kudretimiz kifayet etmez. Dolayısıyla... E, bu yüksek kardan da olmamak gerekiyor. Kat kat beş ayrı katı, beş ayrı kar katlarını Cenab-ı Allah bizim için tahsis ediyor. İşte şu beş mertebe karlı ticareti yapmazsan eğer, şu karlardan mahrumiyetten başka, bu karlardan mahrum olmaktan başka, beş derece hasaret içinde hasarete düşersin, hüsranlara uğrarsın. Eğer Allah'a satmaz isen, birinci hasaret, Nedir bu beş hasaret? Bu beş kere kaybediyorsun Allah'ı satladığın zaman. Ayrıca beş ayrı da hasarete uğramış oluyorsun. Bunlar çok son derece vahim hasaretler. Ne olduğunu şimdi görelim. Evet birinci hasaret o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Bu bir hasaret değil midir? Elimdeki bütün zenginlikler bütün kıymetler, bütün malların, bütün mülklerin, bütün varlığın, bütün değerlerin elinden gidecek. Kaybolacak. Ölüm anında her şey, her şeyi bir tarafa bırakacaksın. Yani derler ya nasıl böyle bir çıplak haline gelin, çıplak haline gideceksin. Bir beyaz kefenle gideceksin. Dolayısıyla bütün neyin varsa, sevdiğin mallar, evlatların, e, nefsin, hevan, meftun olduğun gençliğin, hayatın bütün bunlar elinden gidecek. Ve sen bunlar zahir edeceksin, bunlar kaybolacak. Bu bir hasaretin en başıdır. Eline zaten bir şey kalmayacak senin. Ve senin eline bunlar çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Bunlar çıksa gitse iyi. Ama bunlar çıkıp gitmeyecekler. Bunların hesabı kitabı var. Bunların elemi, bunların günahları var. Gözünle hangi günahlara baktın? Kulağında hangi günahları işledin? Elinle, ayağınla neler yaptın? Ne gibi? Hani haltlar işledin öyle derler. Hangi haltları yaptın? Bütün bunların hesabı kitabı var. Mahşerde bunların hesabı kitabı sana kalacak. E yazık değil mi bu? Bu kadar hasareti. Ama eğer Allah'a satsan, ha yine elin ayağın gözün kulağın günah işlemez mi? Bakınız günah işleyebilir ama Rabbim bağışlayıcıdır, affedicidir. Allah'a sattığımız takdirde günahlarımızı da bağışlar O. Bu bizim için ekstra bir kârdır. Yaptığımız hataları ve kusurları affeder, bizi bağışlar, bizi kulluğuna tekrar kabul eder. Ama satmamamız halinde bizim için bu bir hasarettir. Büyük bir hasarettir. Bu hasarete Rabbim düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. İkinci hasaret, emanete hıyanet cezasından çekeceksin. Yahu bütün bunlar sana emanettir. Nasıl bir arkadaşına bir kurşun kalem versen, bunu bir saat kullan desen, arkadaşın kurşun kalemi kırıverse, bilerek kırsa ya da bilmeyerek kırsa ve sana sonradan emanet vermemişsin gibi davransa sen ya benim kalem ne oldu? Ya sen hain misin? Aldığın kalemi niye kırdın? Niye bana söylemiyorsun? Kırmışsan bile ya özür dilerim kalemini kırdım diyebilirdin diye bunu beklersin. Kalem sahibi sensin. Bütün mal sahibi, mülk sahibi, varlığımızın, bedenimizin, bütün bu hayatın sahibi olan Cenab-ı Allah bütün bunları bize emanet olarak verdi. O zaman Allah namını kullanmak bizim vazifemizdir. Eğer Allah namını kullanmadığımızda takdirde Emaneti hıyanet gibi bir ceza bizim için hiç de e, bizim çekeceğimiz bir ceza değildir. Başımızı önümüze eğen bir ceza olur. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylere de sarf edip nefsine zulmettim. Üçüncü hasaret, bütün o kıymetler cihazatı insaniyeyi, o insanlığın bütün kıymetler cihazlarını, duygularını hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp, hikmet ilahiyeye iftira ve zulmettin. Bütün o kıymetler şeyler, o gözün en muhteşem manzaraları görüyordu. O dilin en muhteşem lezzetleri tadıyordu. Dünyada ne kadar lezzetler varsa, o kulağın en muhteşem sesleri işitiyordu. Bütün o duyguların ile sen en güzel işleri yapmıştın, en kıymetli e, fiilleri yapmıştın. Ama sen onları satmamak suretiyle Hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürmüş oldun. Hayvanlar da bunları bu aletleri kullanıyor ama onlar satmadığı için ya da satma düşüncesiyle imanında olmadığı için e, sen onların derecesine düşmüş oldun. Onlar ise bilmedikleri için belki Allah katında çok daha yüksek bir makam elde etmiş oldular. Yani sen hayvandan aşağıya düşmüş oldun. Ve dördüncü hasaret azza fakrın ile beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesine sillesi altında daim vaveyla edeceksin. Zaten ac acziyetin var, zaten fakriyetin var, fakirsin ve dolayısıyla o pek ağır hayat yükü sana ağır geliyor. Hayat yükünü çekemiyorsun ve hayat yükünü o zayıf beline yükletiyorsun ve zeval ve firakın sillesi altındaki dünya zevale gidiyor, ayrılıklar var, ölüm var. Dünya fani bir hayattır, bu fani hayat seni koparacaktır. Bütün bu tokatlar altında sen daima ağlayıp bağıracaksın, üzüleceksin, elem duyacaksın. Müthiş elemler seni kavuracak adeta. Böyle bir hasarete düşmek hiç kimse elbette istemez. Saygı değerli Rabbim cümlenizi muhafaza eylesin. Ve beşinci hasaret, hayatı ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Bu da hasaretlerin en aşağısı, en zoru olsa gerektir. Sen bütün bu sermayeni kullanarak ebedi hayatın esaslarını kazanmak için uhrevi saadeti, ebedi saadeti kazanmak için bunları kullanman gerekirken aklını, kalbini, gözünü, dilini, duygularını cehennem kapılarını sana açacak şekilde kullanman fevkalade bir bir e, hasarettir, fevkalade bir talihsizliktir, bir bahtsızlıktır. Böyle bir bahtsızlığa, böyle bir hasaret düşmeyi de Rabbim cümlemize muhafaza eylesin. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yani bütün bunları Allah'a satmak çok mu zor bir şey? Çok mu ağır acaba bunları Allah'a satmak? Niye çoklar bunlardan kaçıyorlar? Yok kat ve asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Bunları Allah'a satmanın hiç ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Bakın çok net ifadeler bunlar. Rabbim bize bunları bana satın dediği zaman bizi böyle dar boğazda bırakmamış helal dairesini açmış. Bütün dünyada Allah'ın sayılı haramları vardır. Helalleri çok fazladır. Helal sınırı geniştir. Helal dairesi geniştir. Bütün keyfimize, meşru keyiflerimize kafi gelir. Haram noktasına girmeye hiç lüzum yoktur. Dolayısıyla nefsimiz de yeteri kadar bu satıştan aslında rahatsız olmayacaktır. Çünkü nefsimize yetecek kadar hevamıza, arzularımıza, haz duygularımıza yetecek kadar helal dairesi yeryüzünde vardır, hayatımızda vardır, dünyamızda vardır. Biz bunlar için Allah'a şükretmemiz bizim için kifayet eder. Dolayısıyla harama girmeye hiç de lüzum yok. Yani Rabbimizden böyle bir satıştan sonra hadi bakalım oruç tutun, hadi bakalım bütün hazlardan, lezzetlerden, gıdalardan vazgeçin, bütün keyiflerinizden vazgeçin demiyor zaten. Bütün keyifleriniz olsun, devam etsin ama helal dairede devam etsin diyor Rabbim. O kadar şefkatli ki bizim üzerimizde şefkatiyle, bize acıyarak e zaten bütün bunları bizim elimizde bırakıyor. Feraiz-i ilahiyyesi hafiftir. Allah'ın farzları, yapmamız gereken emirleri bunlar hafif şeylerdir. Allah'a abdi ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki, Allah'a asker olmak, Allah namına hareket etmek öyle güzeldir ki tarif edilmez. Allah namına hareket eden insan güçlü insandır. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namını işlemeli, başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı, kusur etse istiğfar etmeli, kusur etse istiğfar etmeli. Yani biz şimdi bunca şeyleri okuyoruz, acaba kusur etsek ne olacak diye düşünmemek gerekiyor. Rabbim kusur ettiğimizde af ve bağışlamayla, mağfiretle şefkatini, rahmetini, merhametini üzerimize hazır bulunduruyor. Dolayısıyla kusur ettiğimizde bizi affeden bir Rabbimiz var. Ya Rabb, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanete emin kıl, amin diyerek demeli ve ona yalvarmalı. Böyle bir yalvarışla kusurlarımızı, hatalarımızı bağışlayan Rabbimize karşı böyle bir muhteşem satışla. Biz fevkalade hem dünyada huzur buluyoruz hem de biz ebedi hayatı bu satışla kazanmış oluyoruz ve beş mertebe karı kat kat karı bu satışla elde ediyoruz, kazanıyoruz ve beş büyük hasaretten de Rabbim bizleri inşallah muhafaza ediyor. Efendim e, dünya hayatınızın bu beş karı elde eden bir şekilde e, geçmesini Rabbimle niyaz ediyorum. E, Allah'a emanet olun, selamun aleyküm.